Merhaba Güreş Türkiye. Uzun zamandır beklediğiniz radyo yayınlarına geri döndük. Bu sefer de klasik kadromuzda gene radyo yayınımızı sürdürüyoruz. Buğra Gür, Numan İnci ve Fatih Yılmaz aramızda. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız? İyiyiz. Ya kardeşim bu ne? Karışık çerez aldım. İçinde yarısından fazlası leblebi ya. Bu leblebiyi bedava mı dağıtıyorlar beyler? Ben anlamadım ya. Olacak işte iş ithal değil. Olmanı engelliyor Şükret. Ya. Fakirlik gösterisi kardeşim. Yani bence de. Destekleyin kardeşim, destekleyin. Anladınız mı? Güreş Market linkleri orada. Hadi. Hadi Güreş Market. Ben bence o linklerin altına bir de IBAN numarasını bırak kendinin. Belki doğru. Sen o markete LX tişörtü koymadığın sürece ben o marketten bir şey almayacağım. İntonu. Ya başlatma şimdi Eli Drake'inden de. Eli Drake demedim yalnız. LX dedim. Ya tamam, o da aynı şey zaten. O kim ya? Üstad TNG yayını mı bu ya? Bir dakika. Doğru. Adam Güreş Market'e game yapıyor. Beyler Helin Eser'den önce girelim mi direkt o zaman? Girelim olur. Onun için bir 10 sana hype'landık çünkü Kevin Steen gördük be kardeşim. Yarını falan belli olmaz çünkü. Direkt temiz konuşalım uzun. Tabi. Helin Eser ne ya? Abi bir açılış maçı oldu. Yemin ediyorum 100 yılın maçı ya. Böyle bir şey olabilir beyler, mi? Beyler şöyle yapalım o zaman. Tag Team'le Main Event son 2'ye bırakalım. Geri kalanları önceden temizleyelim şimdi. Tamam böyle yapalım. Önce kick-off maçı, Chad Gable'la Shelton Benjamin dağılmasını uzun zamanda beklediğimiz Hype Bros'a karşı sonucu tahmin ediyorduk zaten. Gable'la Benjamin ikiyesi kazanıyor. Kick-off için normal bir maç diyorum kısacası beyler. Siz ne diyorsunuz? Ben izlemedim kick-off'u vallahi. Ya bu Hype Bros dağılacak söylentisi ne birader ya? Sürekli ya. Dağılacak. Dağılmıyorsa bu kadar zorlamayın artık arkadaşım. Zack Ryder işte bir atar gider yapıyor. Aynen, arkasını dönüp gitti maçın birinden sonra da ondan. Hatta ikincisinden sonra da bir ara döndü gitti. Bayağı kafasına göre dönüp gidiyor yani. Doğru. Bağırmayın evet. Lane. O zaman beyler çok daha henüz ısınamadık. Yavaştan o zaman Randy Orton Rusev maçıyla salalım ya, hızlandıralım güzel. İkisi de birbirini 10 saniye içinde yendi birer defa. Şimdi ikinci maç oldu. Çok uzatmaya gerek yok. Sıkıcı bir maç sonunda Orton. Sıkıcı ve biraz uzun maç sonunda Orton kazanıyor. RKO. Bye bye Rusev. Görüşürüz. Rusev yerin altına. Ya bu Randy Orton sevici arkadaş yok galiba şu an radyoda hazır yokken. Yok, onun yerine ben varım kardeş. Sen çok neyse var. Neyse o zaman bir şey diyemeyeceğim. Açıkçası bu feud'un kazananı bence Rusev saçlarını kestirdiğinden beri bu yana belliydi. Doğru mu? Doğru. Yani. Bir sessizlik oldu da acaba bağlantı mı koptu diye düşünüyorum. Doğru. Ha. Yani Randy Orton artık çok az kariyerinin devam eden döneminde ana kemer kazanıp kariyerini sonlandıracaktır bence. Ha, ya bak iki çift ana kemerken söylüyorum bunu. İleride teke düşer mi bilmiyoruz. Brand kavramı dediğimiz muhabbet tekrar tek şerite iner mi bilmiyoruz ama Randy Orton bence miadını doldurmadı da yüzü böyle bir eskidi birader ya. Böyle John Cena gibi, anladın mı? John Cena da yüzü eskidi gidiyor, film bilim çekiyor, ringlerden uzak duruyor ya. Randy Orton da o sendromu yaşıyor şu an bence. Ben bu feud'da bunu net şekilde gördüm. Fatih sen ne diyorsun? Dur ben şu gülüpü konuşayım sonra ben şey yapacağım. Ulan sen adama gidip de Jinder Mahal'ın jobber'ı yaparsan adam tabii böyle güreşiyor. Abi lazım. Mahal'a yok, girmeyin şimdi. Ben... Mahal'a girmeyin. Çıldırtma adamı yani. Abi, ya ne alakası Mahal'la? Yayının kalitesini düşürmeyin ya. Abi. Mahal ne? Abi Numan gibi adamları almayın radyoya ya. Ağla. Dur ben konuşayım mı şimdi? Sonra konuş. Bak.
Buğra şey dedi ya, Randy Orton'un miadı doldu diye. Randy Orton'un miadı dolduğunu bilmiyorum ama o maçtan sonra Rusev'in miadı kesinlikle doldu artık. Yani ne? Rusev. Bence Rusev bitti yani artık. Doğru olması. Ya Rusev kardeşim, kampta JFW ya. Vallahi artık sana herhalde bir şey olmaz böyle. Ya oğlum boş yapma lan. Arkadaşlar ama yok. Bir insan anladım. Her fırsatla mı GFW'ya döner ya? Neyse neyse. Ya. Abi yok ben... O böyle her muhabbeti TNA'ye tamam, gidecekse bu yeter artık ya. Dur ne diyeceğim. Ya bu Rusev bir saçlarını kestirdi diye niye böyle bir cidanlama aldı ki abi yani? Ben onu anlamıyorum aslında yani. Abi bu adamın şirkette gözü bu... Şirketi gözündeki statüsü bu yani. Arada yükselir, sonra büyük adamın biri bunun kafasına vurur, olduğu yere iner. Abi arada yükselir, arada yükselir dediğin şey mi? 10 saniyede Randy Orton'u yenmesi mi arada yükselir? Abi. Yok be, çünkü ben ondan 10 ayda görmedim. Bir dakika. Bu adam John Cena ile feyodunda neydi birader ya? Abi Rusev'in sevinci Orton'u yendikten sonra Ronaldo yapması. Doğru. Ama doğru, sana bir şey söyleyeyim bak. Cena ile feyodu diyorsun ya. Bak John Cena'yı flag maçta tüm rosterin karşısına koy. John Cena yine o maçı kazanır. İnandırıcılık sıfırdı o maçta. Ama ben keyif aldım. Yani tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın diye bir söz var ya. Ben oradaki o zevki aldım birader ya. Güzeldi yani. Arada... Şimdi United States'e geçelim beyler. Siz konuşun. Ben 2 dakika yatacağım. Çünkü Corbin denen Le Şerif kemeri aldığı için izlemedim maçı. Abi maça resmen Ty Dillinger'ın niye eklendi belli oldu yani. Corbin onu tüketin kemeri alsın diye yani. Konuş bu. Başka bir şey yok şu anda da yani. Ben abi, şey neden böyle adamları biz şirkette kemer alık izliyoruz? Çok üzücü değil mi bu durum? Sana şu kadarını söyleyeyim mi? Corbin o kemeri kaldırdı ya. Öyle bir ıslandım ki yemin ediyorum var ya. Al işte. O kadar söylüyorum bak. Bu nedir oğlum ya? Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Neden biliyor musun? Bak şimdi işin esprisi o. Ciddiyeti şu. O kemerin artık değerinin düşmesi lazımdı. AJ Styles'ın daha yüksek hedeflere gitmesi lazımdı. Herif kemeri tuttu. İki tane ana kemerden daha yüksek yere götürdü. Hedef oysa onun başardılar. Haricinde... Çünkü Corbin'den daha düşük seviye Mahal zaten. Al işte. Ahmet doğru. Yayına gelir misin Ahmet? Mahal'e hakaret var. Ne? Adam açılık yapıyor. Adam açılık yapıyor. At onu yayından. Bu adam WWE markı çıktı ha. Bu çok değil. Yeşil WWE'ci bu. Sıkıntılı. Adam açılık yapıyor. Atın bunu yayından. Eğlen yani bahsediyorum. İşin şakası bir yana. Corbin yani yine Ty Dillinger eklendikten sonra zaten AJ Styles'ın bir şekilde bu kemeri düşüreceğini tahmin edebiliyorduk. Hani Ty Dillinger ekleneceğini de yani Baron Corbin'in alacağı çok belliydi. Yani şaşırmadım ben o yüzden işin şakası bir yana. Ne yazık yani şu ya. Var. Yalnız şu var abi, maç hakkında söyleyeceğim tek bir şey abi. Aslında maç sonu hakkında. Abi Corbin'in yeni şarkısı çok güzel değil mi ya? Eskisi daha abi iyiydi. Abi muhteşem. Ben size bir şey yenisi, yenisi muhteşem. Kesinlikle. Yenisinin sözlerle efsane olmuş ya. Vallahi bak, ne bileyim. Şimdi öteki tarafta işte Giant'ların Strowman, Samoa Joe, Roman Reigns, Brock Lesnar. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu dört adamın seviyeyi öyle bir yükseltişi var ki birader. Baron Corbin hani ortalama bir yetenek olmasına rağmen diğer tarafta seviye öylesine yükseldiği için bizim Baron Corbin'den olan beklentilerimiz de çok fazla şekilde arttı. Aslında Baron Corbin zannettiğimiz kadar kötü bir güreşçi değil. Baron Corbin'i kötü gösteren şey bu saydığım dörtlünün inanılmaz büyük performansı bana göre. Eyvallah, tamam da Baron Corbin'de nasıl bir yetenek var? Ben gerçekten görmek istiyorum yani. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ne ring içi var? Ring içi öldürüyor. Mikrofon desen yerlerde. Fizik desen yok. Kasa dair bir şey görebilmiş değiliz kendisinde. Karizma desen seyirciler boş boş bakıyor böyle ölü balık gibi. Bu adamda ne var yani? Ben çok merak ediyorum. Sadece büyük adam ve fiziği abi, var. Olur mu? Bir boyu uzun. Olur mu? Adam işte Birleşik Devletler'in 2017 tarihlisi en metal karakteri falan seçildi yani. Bu
WWE tarihinde ya bu Bela Team'inde şey dansa katılıyor o zaman. Ne hayır hayır. Ya hayır, WWE tarihinde bu başarıyı, bu ödülü sadece Triple H alabilmiş yani. Buradan bir dem vurabilirsin yani. Bizim göremediğimiz şeyler de değil aslında bu. Ama abi, bizim sana görüp de püf dediğimiz şeyler yani. Bilader, abi Road Dogg'un klasik sana şu kadarını işte. Söyleyeyim ben bak. Bir şey demek istemiyorum daha sana fazla. Şu kadarını söyleyeyim. Zaten Raw'a geçeceğiz. O yüzden şunu söyleyeyim. Abi senaryosu, Hell'in Eser'de bir senaryoda olanları kenara bırak. USC maçı hariç. United States maçı hariç. Onun haricinde o kemeri alabilecek en yüksek isim Corbin'di. Ne yazık yok ki. Yani. Ne yazık ki. Yani o yüzden yani Corbin'de yani çok kötü durmadı bence yani. 5 üzerinde 3.5 durdu yani. Bence yani. De, bence neyse de. Zaten yan kemer izlemeyiz olur biter yani. En yani telafisi var. Thomas demiş ya, radyoda olumsuz koşullama yapma seyirciler üzerinde Ege. Olumlu Thomas demiş ki görüşüm bu, isteyen övebilir ya, Baron Corbin'i. Aa, senin olumlu koşullan, pozitif koşullanan lazım. Ya Gür, bence biraz da uzatma. Bak uzatma çünkü biraz sonra Ege başta horlamayan aslanım ya. Ya abi of. Daha SmackDown kadınlar var, daha kötülük bitmedi ki. Onu konuşacağız ya, mı? Konuşmaya gerek yok zaten. Konuşum yorumlu olmayan şeyleri söyle, bir şeyler demeye gerek yok. Chatbox bir şeyler yazmış. Thomas demiş ki her şey kas değildir. Baron Corbin büyük bir süper yıldız adayı bence. Yok be demiş, abi. Ya dur bir Hazreti Süper Dragon. Ben abi çok triggerlandım bugün. Bir sakin ol ya. Hazreti Süper Dragon demiş. Corbin'de acting. Action. Ne bu? Acting. Rol yapma yeteneği. Yani tam olarak haklı diyemem ama haksız da diyemem. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Baron Corbin bu şirketin 5 üzerinden 3 bir adamıdır. Bence hiçbir yere süremezsin. İyiye de süremezsin, kötüye de süremezsin. Ring içi kötü de diyemezsin, iyi de diyemezsin. Peki Fatih, sevgili Kritorax, Fatih Yılmaz da radyomuzun yeni yorumcularından. Sana bir şey soracağım. The Miz'i 5 üzerinden kaçla değerlendirirsin? 5 üzerinden kaçla değerlendiririm? İşte bak, onun da ring içi yani Baron Corbin'le çok ayrı değiller yani, benzerler. Mikrofonundan dolayı 5 üzerinden 3.25 derim yani en fazla. Bu arkadaş ayrıca Güreş Türkiye'nin YouTube kanalının çevirmenlerinden biri. Sevgili Chatbox halkı ve yorumcuları ve aynı zamanda Mehmet Dinler. Ben bunu dediğim zaman 3 hafta 4 hafta 1 aya yakın linç yedim. Senden de böyle bir şey duymak beni mutlu etti. Evet, Ege Yürüten. Neyse. Diğer konuya geçtim. Neyse. Adam bize gene orada soktu oradan buradan ya. Çıldıracak beni. O zaman diğer maça geçelim. Natalya Charlotte Flair. Çok uzatmaya gerek yok. Çok uzatmaya gerek yok. Charlotte disqualification kazandı. Kemer gene kabir azabı çektiren Natalya'da kaldı. Abi Natalya Charlotte feyduğunu uzatmak istediler. Bir saniye. Viyasat'a ait var. Merhaba sevgili Taner Öne. Alo. Maalesef yayındayız ve sen yoksun Taner Öne. Abi eve geliyorum şimdi. Koşarak geliyorum valla. İyi lan abi. Bak gelin. Ya geliyor Fethi. Bekliyoruz hadi canım. Bay bay. Tamam. Evet Ege. Birazdan Natalya gömelim şimdi. Bakın şimdi yıl 2017 ve tam ring içine saygı duyuyorum. Eyvallah veteran, ona da kabulüm. Ama bu kadın mesela ne sunuyor izlenebilecek? Hiçbir şey sunmuyor. Tamamen sıkıcılıktan ibaret. 2011'den 12'den beri böyle bir tane gaz çıkartma cimiki vardı onun dışında. Hep sıkıcı bir kadındı bu. Ne diler ki bak. Sen bir dakika neyi hatırladın ya? Bir dakika ya. Natalya'nın en iyi kullanıldığı hali odur yani. Gaz çıkartma abi cimik. Bak bunu herkes hatırlamaz. Bir dakika. Yani bunu hatırlayarak zihnimin ölü bir yerini canlandırdın Ege Yürüten. Sana teşekkür ederim. Ediyorum bilader. Sana ben bir şey söyleyeyim. Natalya ile Charlotte Fiyadu'nu uzatmak istediler. Natalya şey olsun diye ama ilk kaç yıl sonra kemer verdik hemen kaybetmesin, bir PPV korusun diye. Yani İnşallah gelecek sene biter bu eziyetimiz kardeşim. Şunu da söyleyeyim. Hani Rav'ı konuşacağız ama Rav'da bu hafta bir beşli kadın maçı oldu. Yani o da çöktü. PPV'de olan maç ondan kat be kat daha iyiydi bu arada. Yani kadınlar adına seyrettiğim en kötü maç değildi benim. Tam berbattı. 5 üzerinden 2 bile vermem de. Hani 5 değerlendirmeye almayacağım maçlar bile var. Hani
En azından Charlotte falan böyle bir uçtu kaçtı bir şeyler yaptı yani. İyiydi yani, çok kötü değildi. O zaman Fashion Files'ın SmackDown'da geri döneceğini söyleyelim. Essential falan geldi, segment komediydi. Efsane segmentti ya abi. Abi Essential, siz, ya. İşte bizim sizle arkadaş, sizle arkadaş olmak istiyoruz falan oluyor, efsaneydi ya. O zaman bir de taklitçi vs. aslı maçına geçelim. Bobby Roode vs. Dolph Ziggler. Sana bir şey söyleyeyim ama. Çok çok net söylüyorum bak. Olay Ziggler'ın yararına bitebileceği en güzel şekliyle bitti. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Ziggler ne şiş yandı ne kebap yandı. Öyle bir, ya ben çok beğendim zaten. Ya yani maçı beğendim demiyorum. Yani o giriş, yani bir de orada gelip bir de sessiz girdi falan, ya. Kıt sallasaydı bir de, o eski şey vardı ya, Show of Gimmick ile. Kıt sallasaydı bir de zaten komik olacaktı. Ama o müziği falan kapattırdı. Dümdüz girdi. Hem maçta da iyiydi. Dolph Ziggler'in kalitesine göre iyiydi de maçta. Ama şey var yani. Sonu da çok güzel bitti. Beklediğimiz gibi bitti. Roll up'la bitti yani. Glorious DDT vursa çat. Daha bunu bekliyordum ben. Aynen, ben de Glorious DDT bekliyordum da olmadı ya. Yani Dolph Ziggler NXT'den gelenleri yükseltme kurumunun başında olduğu için ben de öyle bir şey bekliyordum. O zaman beyler sözü size salıyorum. Ben biraz uyuyacağım, dinleneceğim. Mahal Nakamura 5 dakika sonra kaldırırsınız beni. Ben bu maçı konuşmak istemiyorum çünkü. Yani bir şuradan demo vuralım. WWE Championship şirketin bir numaralı kemeri maalesef ki bir konsept pay-per-view'unda ne yazık ki konsept maçıyla savunulmadı. Ve hatta aynı zamanda herhangi bir maç türü de yoktu. Üzücü, bilmiyorum. WWE'nin ticari kaygılarından ötürü hani bize bu kadar yeteneksizlikler sunması ve bu şekilde... Ne oluyor? Ege horluyor. Uyuyor, horluyor. Devam et. Ticari kaygılar sunması... Ticari kaygılarından ötürü böyle ürünler sunması maalesef üzücü. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben sen söyle. Hayda. Neyse, tamam bak söylüyorum. Abi bak şimdi, mal şampiyon olarak çok iyi, şampiyon olarak çok kötü falan filan, hiç girmeyeceğim oralara. Şunu söyleyeceğim. Mahal'in, özellikle şu bilgiyi vereyim. Mahal'in bu ilk tek başına, yani Zing biraderlerin aktif müdahalesi olmadan... Aa, ne oluyor? Susan be. Ne? Taner önemli. Oğlum dur, bir adam koştu sonra gir araya. Taner. Taner pardon, bekle. Tamam. Bekle. Yani bu adamın... Ben ne diyordum en son ya? Jinder Mahal diyordum. Jinder Mahal'in hani bu en iyi kemer savunmasıydı. Bana da öyle geliyor. 5 PPV'din ilk defa aktif bir müdahale olmadan tuş yaptı bak. Bu çok önemli ayrıntı. Tamam, Mahal kötü şampiyon falan eyvallah, ama bu Mahal karakterinde bir şeyleri dinlediklerinin göstergesi bence. Konuşayım şimdi ama. Tamam. Bu arada ben söyleyeyim, dur. Triple H'in de, sen söyle. Triple H'in de bir açıklaması oldu. Jinder Mahal saygımı kazandı dedi. Yani çöp. Şaşırarak izliyor. Triple H çöp. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Sesin geliyor mu? Geliyor. Söyle. Yani çok zorlama yapılan bir açıklama bence. Yani akıl mantık var mı sizce böyle bir şeyde? Ben hiçbir şey göremedim yani. Hindistan'a yalakalık olsun diye güzel kardeşimiz öyle bir şey yapmış. Beğenmedim yani açıklamasını. Ben maç hakkında konuşayım abi. Ya maç hakkında düşündüğüm tek şey, ilk maç kısa sürdü. Yani başka hiçbir şey demek istemiyorum maç hakkında. İlk kısa sürdü yani. Eziyet falan çekmeleri. Ayrıca Mahal'ın Sinclair'e oradan kazanması da ne bileyim, hoşuma gitti ya biraz da yani. Ya bir de şey. Abi şimdi düşünüyorum. Mahal korudu, iyi mi oldu yoksa Nakamura'ya mı gitseydi de, abi Mahal bence yine kötünün iyisi. Nakamura'dan iyidir ya. Her türlü daha iyidir yani. Kesinlikle katılıyorum. Bugün Nakamura konuşamıyor ve WWE'de ring içi çok kısıtlı yani. O yüzden Mahal çok daha iyi tercih ona göre de, inşallah bak, kemeri artık salar birine. Yeter artık yani. Son bir şey söyleyeceğim, sonra geçelim segmente. NXT'de Aleister Black var ya, 3 ay konuşturmadılar adamı. 3 ay da az yani. İşte geldiği günden beri Nakamura'nın Nakamura'ya onu yapmaları gerekiyor. Nakamura konuşamıyor. Ya hadi NXT'nin sunduğu farklı bir şey. Ya oradan örnek verdim.
Yani NXT'nin sunduğu ring içi ya da show stili nasıl Japonya'nın farklıysa, Güney Amerika'nın farklıysa, Kuzey Avrupa'nın farklıysa güreş stilleri olarak NXT'nin de sunduğu federasyon içinde farklı bir olgu. Nasıl? Al işte. Allah'ım bu Ege çomarı değil mi ya? Nasıl adam soruluyor. Ege'yi hiç özlememişim ben. Hiç özlememişim Ege'yi. Nasıl 205 Live'ın farklıysa. Evet Taner sen bir şeyler diyordun. Ya 205 Live dediniz de harbiden son özellikle benim için 2-3 haftadır izlemesi keyifli bir hal aldı. Özellikle bu çok sövdüğümüz Enzo sayesinde olunca bir garip oldum ben. Bayağı bir garip oldum yani. Ben ya gerçekten keyif aldım. Ona da Raw Show'unda geleceğiz ona da. Yani ha, Enzo... Geçmediniz mi daha? Ha, tamam pardon. Daha geçmedik yani. Enzo tamam, neyse. Tamam. Hadi. Ege'ciğim uyan Ege. Ege uyan Ege bitti. Eziyet bittiğine göre o zaman güzel maçlara geçebiliriz artık. Biraz neşemiz açılsın. Takımlar aynen. Şampiyonluk maçına geçelim. New Day, Usos. Bana göre en iyi takımların maçlarından top 5. Belki de top 3, top 1 yani. İlk sırayı bile alabiliriz. Benim hatırladığım en iyi iki maçtan biri. Ben bir de Triple H nereden çıktım? DX The Legacy maçını çok seviyorum SummerSlam'de. Çok o maç. Çok mükemmel maç olmadı mı bu ya? Senin dediğin DX Legacy maçının hype'lanması da çok güzeldi ama yani o şeyi çok iyi işlemişlerdi hatırlarsanız. Yani şey diyorum yani bu iki maç yani resmen Tag Team Wrestling'in tavan yaptığı maçlar direkt. Oh. Şimdi bir dakika. Buradan Dave Meltzer arkadaşıma sesleniyorum. Bu maça bu hafta içinde puan verecek bu arkadaş. Tamam mı? Bugüne kadar verdiği maksimum puan maçlara 6. Bu maça eğer 6 vermezse neyden kıracak, neyden düşecek? Bekliyorum ya. Dave Meltzer. Akıllı ol oğlum, akıllı ol. O adamın maça verdiği puan... Ya bir şey söyleyeceğim. Radyoları o kadar... Radyoya ara vermişsin. Şey yapmıyor adam hala Meltzer'e gıcık ya. Böyle bir adam olamaz diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Max 5 verir. O 4.75 falan bekliyorum ben de. Maksimum 5 verir. Ben de 4.75 bekliyorum. Fazlasını vermeyeceğim sonra gür sevecek abi izleyin görün. Bana da 4.75 bekliyor. Aşırı iyi bir maç değil miydi ya? Ya öyle de Dave Meltzer vermiyor yani. Bu adam maçı kalitesini konuşalım. Eğer bu adam 6 puan vermezse demek ki üstüne eklediği puanları Japonya'da oluşundan uzak doğuda oluşundan falan veriyor maçlara puanları birader. Metzler'in de ne kadar objektif bir gazeteci olduğunu bence bu maçı puanlamasıyla göreceğiz. Artık yer yerinden oynayacak ortalık yani masa üzerinde masa kalmayacak birader. Orta doğuda kanlar yeniden karılacak. Bekleyin birader bekleyin. Bir gün herkes susacak Buğra Gür konuşacak ha. Öyle yani bir an gelirse hepimizin sonu olur yani. Sadece senin konuştuğunu düşsene. Doğru. Oğlum Mehmet direkt intihar eder lan. Dinler burada mı? Yok burada değil maalesef. Aa bir an aşık oldum adam burada sandım da. Ne? Olsa da ben burada şu an sövmüşsün bir adam için. Az önce Mize sövdük. Mize övdük. Hayatta kaçırmazdı o fırsatı eminim. Övdük mü övdük mü ya bir dakika ne yaptık? Bu arada ya konuyu dağıtmak istemem de ben harbiden özlemişim radyoları ya valla. Şöyle birbirimizin lafımı kesmesini falan filan böyle numara çatmayı falan. Neredeydik ya biz? Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Şu an chatbox'tan bir şey geçti. The Flame Boss dedi ki Meltzer Twitter'dan 5 vermeyeceğini söylemiş maçı. Demek ki 6 verecek birader. 5 vermeyecekse 6 verecek birader. Ben chatbox'ı okuyamıyorum ya. Üzgünüm. Şu an bilgisayarım. Ben çok iyi yorumları okuyorum. Mesela bak biri oh Fatih yazmış. Hayır biri övmüyor mu? Yok mu öyle bir şey? Yok mu? Taner yazmışlar. O güzel sesini özlemişiz Caner'in yazmış. Eyvallah kardeşim. Mahal ve Nakamura'ya 4 demiş biri. Hazreti Super Dragon. Ulan 4 ne? Bir şey diyeceğim bir saniye. Bu hikmet niye bu hikmetin benden derdin ne? Niye sen ilk önce konuşmasını öğren lan. Dur bekle dur. Sen çomarsın çünkü sorun. Aga sürekli bana geçelim. Sövüyor. Üstüne Rosemary'ye sövüyor yani. Rosemary'nin suçu ne? Ne Rosemary'ye evet. Mi sövüyor? Ege. Evet. Ege konuyu toparlayalım evet. Maça değinin beyler çok dağıldık çünkü. Abi spotlar çok süper falan. Maçtı ya. Diyecek sonrasını söz yok olur. Abi. Yani
Ya bir dakika. Bir o zaman mantıklı değerlendirme yapayım. Bir maçı kaç parametreden değerlendiririz ring içi olarak? 5-6. Teknik. Ya dur. Parametreleri unsur olarak mı soruyorsun? Unsur olarak mı? Hani hangi unsurlara yani, göre mi? Parametreleri sayıyorum. Teknik, tempo, ekstrem, aynı zamanda son olarak şey. Hikayeyi yansıtma mı? Hayır hayır, o beşinci parametre, o ring dışı parametre, onu ring da söyleyeceğim. Ben senin konuda açtığını söylüyorum. Bekle, konuda da yazmıştım. Oradan konuda yazmıştım, aynen konuda yazmıştım parametreleri. Sertlik, ekstrem, tempo, teknik. Ha. Beşte hikaye. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu parametrelerde değerlendirdiğimiz zaman, yani sertlik, maçın sertliği 5 üzerinden kaç abi? 5. Ekstrem nesnelerin kullanımı, gerek bu işte saksafonları olsun, kullanma şekli olsun, gerek diğer nesneler, kelepçe ha, ya da sopalarla ringin köşesine usolara sıkıştırmalar olsun, masaların parçalanışı olsun. Okey, 5 üzerinden 5. Tempo zaten 4 kişilik bir maç. Tempo olabilecek en yüksek seviyeye çıkmış. Teknik desen hakeza, o da doyurucu bir şekilde 5 üzerinden 4.99'dur. Yani bu maça eğer 5 vermiyorsan ya da 6 vermiyorsan art niyetlisin abi. Kusura bakma. 6 verdiğim maçların parasının üstünü alıyorsun. Ben hemen geleceğim. Yani. Devam edin. Yani ben üzülürüm. Şöyle üzülürüm. Usos New Day maçı Shane Owens maçından daha düşük puan alırsa Dave Meltzer ciddi bir şekilde manipülasyoncudur. Daha da diyecek başka bir şeyim yok Meltzer hakkında. Neden öyle? Yani bunu yapmaya gerek yok, zaten öyle adam. Tamam beyler, o zaman gecenin en önemli olayına geçelim artık. Main event. Bu da 40-50 dakika falan sürmüştür herhalde, tam süresini 50, bilmiyorum. 57 dakika sürdü toplam promotoruyla birlikte. Oha maşallah. Yani bu da çok güzel maçtı. İzlerken keyif verdi. Maçın sonundaki olaya geçelim. Sami Zayn Kevin Owens'a yardım etti. Shane boşa düştü tepeden atlayarak. Ondan sonra da maç false count anywhere olduğu için Zayn Owens'ı Shane'in üstüne sürükledi. Tuşu saydırdı. Kevin Owens kazandı. Shane ağlıyor. Ringden çıkarken gene ben iyiyim işaretini yaptı böyle. Klasik zaten biliyorsunuz. Ben okey. Sıradaki büyük PPV'de geliyorum. Yine dayak yiyeceğim işaret. Hep onu yapmıyor mu? Her PPV'de aynı şey. Doğru olması yalnız. Dayağım ben konuşabilir miyim bu maç hakkında ilk? Konuş. Şimdi bak, şöyle bir durum var. Abi, işlenebilecek en güzel şekilde işlendi mi? İşlendi. Yani muhteşem işlendi. Maç için zaten muhteşem. Yalnız hani şey muhabbeti var. Neden bir şey yazmıştı galiba buna. Erdi yazmıştı galiba forumda. Çok dikkatimi çekti bu benim. Neden birbirini parçalamak, öldürmek iste iki adam niye birbirlerine suplex yaptıktan sonra tuş deniyor? Niye? Yeah. Mantıklı. Burası saçmaydı. Neresi saçmaydı başka? False count anywhere'de Rob break. Onu yapmaları saçmaydı. Bir de ne saçmaydı abi? Şimdi bak maç muhteşemdi, ona bir şey demiyorum. Ama abi kamera açısı, ilk seyrettiğimde ben fark etmedim. İkinci seyrettiğimde fark ettim. Abi Shane Sami ile göz göze geliyor böyle, hani atlayayım mı? Atla işareti yapıyor, atlıyor, öyle çekiyor. Hani bu çok büyük bir borç. Burada tabii suç Shane'in ya da Seth'in değil, yönetmen. Ekip. Adam oradan bakıyor, göz göze geliyorlar. Hani atlayayım mı diyor, atla diyor, öyle atlıyor. Yani bu ilk bakışta tabii ben de şoka uğradım da ikinci maça baktığımda, bu arada ben konuşuyorum Fatih, Kritorax, Betibon 41. Soranlara söyleyeyim. Ya ikinci defa baktığımda çok hani böyle, o benim çok sinirimi bozdu gördükçe. Abi ama şu var. Ya bir şey diyeceğim, ben hiç indie falan izlemedim. Bu Sami Zayn yani El Generico hiç bu indie zamanlarında heel oldu mu? Bilmiyorum orasını da. İndilerde senaryo var mı abi zaten de?
o yüzden yok da Kevin Steen kaç sene Wrestling's Worst Nightmare olarak başlanmasın değil mi? Ring of Honor'da. Abi, Ring of Honor'da var, indiler de yok. Bu arada şunu da belirteyim. Bu sıradaki senaryolarla ilgili Talking Smack'te AJ Styles şeyini desteklediğini söyledi. Eğer dedi Sami Zayn ve Kevin Owens'in dayak yeme ihtiyacı varsa ve şeyin benim yardımıma ihtiyaç duyarsa dedi, ben onun yanında olacağım dedi. Hatta sonra da şeyin aramız iyi değil ama Kevin Owens'u dövmeyi çok seviyorum dedi. Hatta hani burada Survivor serisi 2-2 maç çıkabilir abi mi? 5-5 olsun bence. Aynen. Ya. Bu bence biraz şeye gidiyor. Konsept maçına gidiyor. Rusev, ne bileyim, ondan sonra Aiden English, Dolph Ziggler, al hepsini işte. Doğru. Bu arada neyse, ben sorunun cevabını aldım chatbox'tan abi. Bu Sami Zayn'in ilk defa heel oluşu, haberiniz olsun. Ya bunun ben heel turn olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz bir yanda kel olanlar, diğer yanda Mevlana'lar, eski dosttan düşman olmaz, bunlar en büyük yalanlar durumu. Anladın abi, mı? Ben sana yani, bir şey söyleyeyim bak. Bence bunun Sami Zayn bunun 2-3 hafta duyarını kasacak. O benim en güzel dostum değildi belki ama en uzun çalışma arkadaşımdı. Ona asla bu canlı tehlikeye atmasına izin veremezdim. Böyle böyle duyar kasacak bence. Sami Zayn bence heel turn yapmadı beyler. Bunu kafamızdan silelim yani. Bir de şöyle bir durum var. Sami Zayn'in maç içindeki görüntülerine baktığın zaman hani hakeme ensesinden tutup saçsan alan diye böyle fırlatıyor hakemi. Ama o sırada bir gözü de şeyinde acaba ne oldu ya Rabbim ne yaptım ben falan bakışları atıyor adama. Hani tamamen hani istediğini yaptı ama yanlış bir şeydi bu istediği gibi. Yani duyarını kasacak böyle git gel falan yaşayacak. Bilmiyorum, bir karakter vermeye çalışıyorlar en azından, bu da bir şey yani Sami Zayn için. Evet, gelip sürekli yenilmesinden şu anda çok iyi bir durumda. Yok bence abi bu hani bilmiyorum da en kötü Timur olsa çıkar, artık babyface olması imkan yok bence Sami Zayn hiçbir şekilde yani. Ha bir de şu var, son bir şey daha söyleyeyim. Zaten Sami Zayn bundan önce Aiden'in gelişine falan iki defa üst üste tuş oldu. Buradan direkt hani olmaz diyoruz ama direkt heel turn'a dönüp ulan ben ne yaptıysam ne şey yaptıysam beni işte desteklemediniz, şunu yapmadınız, bunu yapmadınız falan diyebilir. Aynen yani, öyle. Hani Kevin Owens'ın şeyine yaptığı gibi, ulan sen kimsin, böyle bir yetenek var, niye beni şans vermiyorsun, niye beni maçlara koymuyorsun diye böyle bir saldırabilir şeyine. İlginç bir SmackDown olacak kesin yarın. Aynen, yarın çok kesin yani o ya. Bu gece daha doğrusu. Uzun zaman sonra merak ediyorum bir SmackDown'ı. Money in the Bank'ten sonra merak etmiştim. O da kadınlardan dolayı. Başka da bir şey olmadı bu zamana kadar. O zaman Raw'a salalım mı artık İbre'yi? Salalım, salalım, geç. Eline ses sıktı, geç. Show güzeldi ama uzun zaman sonra güzel bir pay-per-view. Yani Numan'ın saçmaladığına bakmayın. 10 numara show oldu. Ya zaten ben sıktı derken muhabbetini sıktı demek istiyorum. Yani show lafım yok derim Keko. Hadi oradan ya. Show mükemmeldi, bana ona da şey demedim. İki maç mükemmeldi. Ziggler şey de güzeldi. Diğer 3 maçı iplemiyorum zaten artık. Gözümde onlar şey nötr. O yüzden ben 10 üzerinden 9 veriyorum yani bu şova, güzeldi. Ben de 9 verdim. Ben de 9 verdim. Ben 8 verdim. Yo ben de 8 verdim, doğru. Ben şeylerden 9 verdim abi. Doğru, 8 verdim ben. Kadınlar maçı ve Rusev'den puan kırdım ben. Ben de Rusev ve yanılmıyorsam... Yo, Baron Corbin'den kırmadım. Kimden evet, kırdım? Şey, ana kemerden kırmışsındır. Ana kemerden. Aynen. Ben orada kırmadım çünkü maçabuk bitti. Ben teknik kemerlerin leşlerde hala kalmasa da bir puan kestim, onun dışında 9 yani, eksik yok. Güzel, hep böyle şovlar izleyelim tabii. Aynen. Haydi Rav'a geçelim artık. Allah Ege çok sabırsızlandı. Evet, şimdi Ege'nin ısınışını izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haydi afiyet olun. Ben uyuyorum. Beni uyandırın. Kesin lan. Şimdi Miz'den arkadaş geliyor. Miz'e biraz saydıracağız bugün. Kurt Saxon'la beraber geliyor. Bo Dallas'ı bu sefer Bo Dallas'a da armağan ettiğini söylüyor.
Ondan sonra The Bar geliyor. Bu da bunlar da kaybeden bir takım zaten. Onlar da yavaş yavaş geldi işte. Roman Reigns'e falan teşekkür ediyorlar. Cesaro'da işte Dean Ambrose ve Seth Rollins'e veriyor ödülleri. Sonra Miz falan konuşuyor işte. Cena, Taker falan yapamadı. Ben Roman Reigns'i yendim diyor. Nereye yendin bilemiyorum. Reigns geliyor. İşte dördüne meydan okuyor falan biliyorsunuz. Klasik Reigns. Sonra da birleşmiş dedikoduları gibi boş harfler bir çuval diyor. Reigns de dedikodu değil ki diyor. Ah! Tamam. Tamam. Buradan sonrası ben devralıyorum. Ege çünkü boşaldı. Ya, sonra... Ege bir enerji bitti yani. Bugün... hala bitmedi. Dur. 8. posta. Bitti mi Ege? Bitti, devam edin. Tamam. Yanından Dean Ambrose geliyor. Seth Rollins'le beraber. Sonra Shield şeklinde sarıyorlar ringin etrafını. Bu üçünü çok güzel bir şekilde dövüyorlar. Miz tabii yine kaçıyor dışarı. Her zamanki Miz. Çok güzel dövüyorlar bu üçünü falan. King's Landing falan geliyor Seth Rollins'den. Superman punch'lar falan havada uçuşuyor. Arkadan Dean Ambrose müziği açıyor. Sonra Miz'i içeri atıyorlar. Burayı sen anlatacaksın mı Ege? Dean Ambrose var burada. Neyse. Ege silmekle meşgul şu an. Nirvana'da. Aynen. Konuşamıyoruz ki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Netimde sıkıntı var da gidip geliyor. Taner hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Sıkıntı var ya. Foruma bile giremiyoruz şu an biliyor musun? Siz devam edin. Kapat. Valla telif yedik. Yeter artık ya. Tamam beyler. Gazımı aldı. Devam edin. Dean Ambrose. Sonra Miz'i içeri atıyorlar. Miz'e bir dörtü değil sürüyor. Sonra Roman Reigns İşaret ediyor kaldırın şu çöp torbasını gibisinden. Mize çöp torbası demiyorum bu arada. Neyse. Çöp torbası tabii, neyse. Neyse. Abi. Kaldırıyorlar triple power bump'ı çakıyorlar. Sonra da shield bump geliyor. Ben ilk yorumu direkt Ege'ye bırakıyorum. Ege. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Tek bir şey söyleyeceğim. Abi Roman Reigns'in kendisini inanılmaz geliştirmesi. Ben aynen çok öyle. Geliştirdi abi. Efsane yani çok güzel ilerliyor ya bence. Şu var açık söyleyeyim, yakın zamanda benim avatarlarımda falan da Roman Reigns görebilirsiniz abi. Ben koydum abi, ben bugün Roman Reigns'i koydum. Abi ben sevmeye, ben acayip sevmeye başladım ya. Dağılana kadar Shield'dayım biliyorsunuz. Bak, şu an Gür de benden aynı fikirdedir abi. Cena ile olan feudu falan abi. Şu an bence Roman Reigns tepedeki adam olma yolunda çok iyi ilerliyor. Ki öyle yani şu an. Tepedeki adam yani. Şunu söyleyeyim. O konuşurken dedim ki yani hakikaten böyle şirketi böyle 15-16 yıllık böyle bir adamı çıkmış Costa koyuyor sandım yani. Çok iyi konuştu. Ya muhteşem. Roman Reigns babadır yani. Bir de posta koyduğu adam yani The Miz mikrofondaki yani, ustalardan. 38 oy aldı en iyi mikrofon kim dedi yani. O da bir ayrıntı. Şampiyonlarda değil mi? Şampiyon oylamasında. Aynen öyle. Takımları koymamışsın ki. Öbür türlü sonuç değişirdi. Neyse. Alıştı. Şu an mikrofonda tekme adam vardı. Neyse onu da reklamını yapmayacağım şimdi. Neyse geçelim onu. Rollins 5-10 oy çalardı. Ambrose da geri kalanı alırdı zaten. Hı-hı. Doğru. Doğru kesinlikle. Kesinlikle. Neyse devam edelim hadi. Ege'cim. Yani 2014'ten beri bir yanımız heyecanla bekliyordu. Shield severler olarak. O yumruklar birleşince böyle içimden huzur doldu. Güreş kariyerimin muhtemelen en mutlu günlerinden bir tanesi şu anda. Bir şey demeyin yalnız. Benim chatte yazdığımı okur musun BG'ci? Abi şu an iki chat'i iyi ki okumuyorum. Gerçekten okuyacak. İyi ki okuyamıyorum chat'i şu an. İlk defa sevindim. Şunu atın yayından ya. Şunu atın ya. Aslında gideyim oynama bari. Böyle harbiden gideceğim. Ben var ya. Shield'la ilgili bir şey söyleyeyim mi abi? Shield tamam birleşti eyvallah. Shield sevmeyen bir insan olarak ben bile etkilendim yani. Gerçekten güzel birleştiler. Ama Shield'ı abi, sevmeme çok... nedeniniz bir ara abi, bir şey söyleyeyim. Shield'ı sevmeme nedeni geçen sene şey dedim böyle çok göz önünde bulunduruluyor falan filan. Hayır o değil. Hayır. Yani geçen yıl da gaza getiriyorlardı da işte şey Rollins'e yumruk vuruyordu. Hayır. Beyler o değil. Şu an sizce Roman Reigns'in tam olan olmuş bu. Evet.
bu gerçekten top class dediğiniz özelliği nedir sizce? Roman Reigns'in mi? Evet. Duruşu. Yani top class olmasa bile. Karakteri oynayışı mı? Tabii bence. Ha, şu an çok iyi oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Neden biliyor musun? Bunu destekleyeyim. Yaptığı açıklamaları okuyorsunuz değil mi? Normal hani kişisel röportajlar falan. Abi çok iyi. Yani olayı çok iyi kızıştırıyor. Çok iyi ortama göre şey yapıyor. Yani çok iyi ilerliyor. WWE güreşçisi. Tabii ya. Abi NJPW resmen ikiye ayırdı. Çok... siyahla beyaz gibi. Böyle yeterek zor. Yani bana katılmayabilirsiniz ama karakter oynama şeklinde top class olmasa bile bir tık altında şu an yani. Çok iyi gidiyor abi. Geldim gördüm yendim karakterini bence mükemmel oynuyor. Belki bu bir yeteneksizliktir ama bu karakteri mükemmel oynadığı gerçeğini değiştirmez. Ya abi farkında mısınız? Bak Miz konuştu. Hani Miz diyoruz şirketin en iyi mikrofoncusu, şirketin hani ağababalarından falan neyse. Hani adam konuştu, şunu söyledi adam, dedi ki John Cena'nın, Brock Lesnar'ın, Undertaker'ın yapamadığını biz yaptık. Roman Reigns'i yeri dibine soktuk. Hani öyle bir şeymiş gibi söyledi ki bu sanki Tanrı'yı devirdiler abi, tövbe aşağı. Hani evet. böyle bir bakış açısıyla söyledi. Klasik dümdüz abartmalar işte, biliyoruz bunları. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir parantez açayım, antites sunayım. Alperen Baytan demiş. Aga adam hep böyleydi zaten. Tamamıyla senaryo ile alakalı bir durum bu demiş. Evet Fatih Yılmaz. Son bir şey daha söyleyeyim. Bence Shield'ın birleşmesi çok apar topar oldu. Ben yemedim senaryoyu yani. Orası beni tatmin öyle. Etmedi senaryo. Neden senaryo tatmin etmedi? Şu yüzden tatmin etmedi. Abi No Mercy'de kemer savunuldu. Tamam, ana kemer senaryo çıktı zaten. Bir daha Brock Lesnar'ı hak getire. Abi şey yani bir anda Seth Rollins'e Braun Strowman maç yaptı. Dean Ambrose'la Braun Strowman maç yaptı. Sonra ne bileyim şey oldu. Sonra bir baktık Shield yumrukla çok aceleye geldi. Böyle mesela o Seth Rollins'le Dean Ambrose'un bu kızışmaları vardı ya. Bir yumruk uzatıyor diğer uzatmıyor. Bir yumruk uzatıyor diğer uzatmıyor. Oralardan Roman Reigns'le bağlanıp gelse hani Ege'nin çıkardığı sesleri ben de çıkarabilirdim. Ya ben bir şey diyeyim mi? Tek gecede birleşseler hiç umut olmaz, ses çıkartırın da daha iyi değilse olabilirdi tabi. Bunlar WrestleMania'da bunun... Brock Lesnar'ın kemeri kaybetmesine sebep olacaktır ha. Ben abi Shield'ın birleşmesinden çok şeyi merak ediyorum. Ya bunu bence sürekli böyle yalama yapmamalı lazım. Bir birleşip bir ayrılıp bir birleşip. Onun, o zaman büyüsü kaçar, anladın mı? Öyle. Ya abi WrestleMania'ya doğru bir daha ayrılacaklar ki zaten. Yani net, bunu görmek zor değil. Abi bir olur, iki olur. 3'ten sonra, 4'ten sonra sıkar, anladın mı? Bayar insanları sürekli aynı hikaye. Ya NWO 25 defa birleşti, sen rahat ol. Abi DX de aynı şekilde yani. Sürekli geri geldiler toplanıp. Bir yolunu bulur artık WWE. Ama sorun şu. Zor durumda kaldıkları zaman hemen Shield kozu çıkıyor ellerinden. Brock Lesnar yok. Aynen öyle. Ben açıkçası aynen öyle. Şunu söyleyeceğim. Roman Reigns'in Shield'a ihtiyacı yoktu ama Dean Ambrose'da Seth Rollins'in kesinlikle vardı abi. Seth Rollins ve özellikle Dean Ambrose kariyer olarak yani o kadar aşağıya gidiyorlar ki, özellikle Seth Rollins face turn'ünden sonra, özellikle Dean Ambrose son dünya şampiyonluğundan sonra inanılmaz bir şekilde düşüştelerdi. Ve Roman Reigns'in karizması Seth Rollins'le Dean Ambrose'u biraz daha ekran önünde yenilenen yüz olarak tutacaktır. Katılıyorum. Ya mesela geçen yıl şovlar gene mantara sarmıştı, hatırlıyorsun grubunu zaten, konuşmuştuk. Oo, aylarca konuştuk. Hayır, sıkıntıdan şey yapıyorlardı. Rollins'le Reigns yumruk vuruyordu zırt pırt. İnsanlara heyecanlandırmaya çalışıyorlardı. Shield birleşiyor mu? Ambrose gelir mi dışarıdan? Falan filan. Smackdown'dan kopar gelir mi muhabbet? Aynen. Ya, saçma, 3 ayı böyle geçirdik. Diğer 3 ayda Jericho'nun listesi. Sana ben bir şey daha söyleyeyim. Daha Shield'ı konuşacağımız 3 segment var. Biraz hızlı ilerleyelim. O zaman kötü maçlarına birine geçelim. Doldurmadık bir şey. Jason Jordan, Carl Anderson maçı. Çok
çok uzatmaya gerek yok. Jordan kazandı. Ya Jason Jordan'ın ben mevcut kullanılmış durumunu hüsran olarak görüyorum ve maalesef ki senaryo olarak kendini yenileyemezse ilerleyen aylarda unutulup gidecek. Maalesef. Ben şunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle TSC'ye Matt Hardy, Jason Jordan vs. The Club maçı koyacaklar. O yüzden yani bir dahaki haftada bence Matt Hardy bunlardan biriyle maça çıkacak. Sonra işte bunlar birbirine girecek falan. Böyle 2 ve 2 ya kickoff'ta ya normal show'un ilk başlangıcında böyle bir maç konulacak. Bence bu yüzden konuldu. Çünkü aşırı anlamsız bir maçtı. Yani Luke Gallows Jason Jordan'ı falan kovaladı. Ne bu nefret yani. Abi yalnız şöyle bir durum var TLC'de. Şimdi ana maç biliyorsunuz zaten. Söyleyeceğiz tekrardan. Ana maç dışında izlenecek hiçbir şey çıkmayacak muhtemelen. Ya büyük ihtimalle son saat olduğu gibi o ana maç olacak. Yani bir saati olduğu gibi o ana maça kapatacaklar. Aynen. Diğer iki saati izlemenin hiçbir anlamı yok muhtemelen. Alexa Mickey'i izleyesim yok. Asuka'nın rakibini hiç izleyesim yok. 2 dakikada temizler zaten. Evet Ege. O zaman işte Kurt Angle falan Miz'le konuşuyor. İşte kırık çatlak falan diyor. Miz'de yok kırık çatlak diyor. Ondan sonra TLC Main Event'te olacaksa güzel haber tarzı konuşuyor. Maçımız şu anlık, o anlık. Shield yani Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns vs. The Miz ve Sheamus Cesaro ikilisi. Şu anlık öyle. Sonra Strowman eklenecek zaten bir sonraki segmentlerle. Devam edeceğiz orada. TLC mi? Aynen TLC'ye. Strowman 3'e 4 maç olacak ama geleceğiz onu. O segmentten sonra. Konuştuk ya. Neyse geliriz o zaman. Daha konuşacağız. Daha Shield bitmedi. Yani ondan... dedik ya az önce daha... New Day ile Usolar maçı muazzam maçtı. Bence TLC'deki maç bu saydığımız isimleri geçebilir potansiyele sahip. O zaman... Abi bence hayal kırıklığı olacak. Sıkıcı maçlarına birine geçelim o zaman. Çıksın aradan. Elias vs. gene Titus ve Cruz ikilisi. Elias Cruz'u dövüyor. Drift ve gitar çalıyor falan filan. 5 haftadır aynı olaylar. Değil. Ben bu konunun hakkında konuşabilir miyim? Konuş. Ring içi WWE seviyesinin çok çok üstünde olan Apollo Cruz'un Elias kazmasında joblaması benim moralimi acayip derece yok, bozuyor. Yok abi yok. Ya Rusev de öyle mesela. Kazması demeyelim. Ya kazma denmez de Rusev de öyle mesela. Ring içi WWE'nin standartlarından çok fazla üstün fakat bir türlü şans bulamadı. Valla ne bileyim ben Apollo Crews'un şu an var ya şöyle söyleyeyim size. Sağ olsanız da başka bir şirkette Bobby Lashley'in yaptıklarını yapabilir mesela. En basitinden bir indie show'unda ben başka bir yerde yani. Adamda çünkü vücut var ve o vücudu öyle bir kullanıyor ki ben şaşırıyorum ben. Hani Samoa Joe'nun yaptıkları gibi şaşırtıyor beni yani Apollo Crews. Ama yok yani olmuyor bir türlü. Sesin mi gitti senin? Yo, mikrofonu kapattı. Tamam. Yani. Cruz, ne bileyim ben seviyorum Apollo Cruz'u ya. Yani onu böyle görünce de üzülüyorum yani. Ya gülüyor işte abi. Mutlu halinden. Keşke gülmese. Biraz da böyle sert olsa. İpana. Geçen yılda onunla dalga geçiyorduk. Hep gülüyor, hiç somurtmuyor diye. Evet, diğer segment Ege. Cruiserweight segmenti. Cruiserweight'lere bir buçuk yıl oldu mu ya Cruiserweight'ler? Olmuştur herhalde değil mi? Oldu. Bir buçuk yıldır ısrarla izlemedim ama şu son 3 haftadır gerçekten çok güzel işler koyuyorlar. Enzo vs. hepsi olayları. Bilader bir şey soracağım ya. Bu Enzo arka alanda dayaklar yiyordu, düşürülecekti, federasyondan kovulma raddesine gelmişti ama seyirciyle iletişimi çok iyi diye kovulmamıştı falan filan. Bu adam 3 haftadır Raw Main Event'ına çıkıyor birader. Bu bizi ya yiyorlar ha. Şey. Var ya. Tabii. Hayır. Yiyorlar. Bizi vallahi yiyorlar ha. Yiyorlar benim bak. Bak. Hayır. Bizi yiyorlar ha. Niye yiyorlar biliyor musun? Bu arka alan hakkında piyasaya, haber ajanslarına sundukları olaylar da haberler de kurgu. Üstad ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle şey değil. Sanmıyorum hani kurgu olduğunu. Ama şöyle bir şey var. Hani adam deli gibi para kazandırıyor. Yani istiyorsan kov.
Hani... Ya bu promolarında kullandığı bir argüman. Ben öyle deli de gibi de yani güreş markette hiç Enzo tişörtü satılmıyor ya. Yani. Abi ben sana o güreş Türk güreş markette Enzo şey alan forumda giremez zaten bir daha herhalde. Döverler herhalde onu. Bu arada son hafta bir tane satılmış. Onu da söyleyeyim. Ver hemen adresini. Foruma gidip bassınlar direkt. Bir tane satılmış. İlginç. Bana kurgu gibi geliyor bu arada. Onu söyleyeyim ama hani kesin olarak net bir izlenimin var mı desen yok. Bana kurgu gibi geliyor sadece. Ege. O zaman Enzo Kalisto maçının main event'te olacağını söyleyerek o zaman Hounds of Justice'ın diğer segmentine salalım. Lumberjack'i de söyle. İşte Lumberjack maçı. Kalisto vs Enzo Amore. Kalisto geçen hafta Enzo'yu pataklamıştı. Kurt Angle'da olan maç hakkı verdi. Lumberjack olacak. Şimdi maçımız şu. Matt Hardy, Braun Strowman. Braun Strowman yeni rakibi. Güzel maç sonunda işte Matt Hardy tabii ki yeniliyor. Yenileceği belliydi. Ama ondan sonraki olaylara geliyorum şimdi. Strowman Matt Hardy dövüyor biraz. Ondan sonra solda Seth Rollins, ortadan Roman Reigns, sağdan gelen Dean Ambrose, Braun Strowman'ın karşısına bakıyor ve Strowman'ı ezik yerine koyuyor. Ondan sonra... Alıştı. Yavaş uç, lütfen. Sonra sonra güçlü kollarıyla Strowman'a bir vuruyorlar, arenadan uçuyor falan. Ne oldu bu? Sonra Strowman... bir dakika. Sonra Strowman gelip Roman Reigns'i... Titan Tron'a geçiriyor. Titan Tron'dan sonra Rollins Ambrose dalıyor. Biraz etkisiz oluyor. Sonra köklerden gelen çat diye bir spear'a bakıyor tabii. Abi. Kaposun soktu. Kaposun soktu. Daha ne bekliyorsun? Yalnız o spear çok güzeldi abi. Çat diye spear'ı gömdü. Öyle bir hype'ladı ki hikayenin devamını bir hatırladım. Lan. Lan. İşte sonra iki biraz cesaret gösterisi yaptı. Hani ben korkak değilim izlerimi vermek için. Sonra Roman Reigns'ler Spear'ını aldı. Of. Ondan sonra masaya Powerbomb'u yedi zaten. Bekliyorduk bunun olmasını. Strowman zaten Shield seviyesinde bir güreşçi değildi. Hep söylüyorduk bunu hepimiz. Segment değerlendirir kısacası. Üçünü tekli maçta yendiğini varsaymazsak tabi. Kardeş bir ara Strowman baya üçüne de dayak atacak gibi duruyor da. Sana ben... Lesnar. No Allah Mercy... rızasını vermesin. Versin ya da no neyse. No Mercy'den önceki Strowman'ı oraya koy. Hani şöyle bir eliyle gazete okur, diğer eliyle o üçünü tokatlar da neyse girmeyeceğim şimdi oraya. Abi Strowman çöktü ben. Lesnar fişi çekti ne yazık ki işte. Abi Strowman çöküyor ya. Yani belliydi yani. Abi ne yazık ki. Samoa Joe'ya dönecek ya, onun da sonu. Abi Lesnar'dan çıkınca. Ya Samoa Joe bir dakika ya. Samoa Joe sakat olduğu için şovlarda yok Ege yürüten. Ya olsa bile bir şey, ne kadar rol üstlenecekti? Şu anki kadar. Bir saniye, zaten Giant güreşçiler öyledir. Giant güreşçiler ya zirvededir ya da diptedir abi. Ortada olamaz bir Giant. Vurdu mu? Bir dakika. Lesnar'ın olması sıkıntı ya. Ya o başka yani. o başka bir şey. Giant vurdu mu zirveye çıkar. Ağızlarına vurulduğunda da dibe düşer abi. Giant güreşçi ortalama olamaz. Midcard olamaz. Örnek istiyorsan Big Show'a bakabilirsin. Heh, Big Show mesela. Giant güreşçi ortada olamaz yani. Strowman da eğer zirveye tutturulmayacaksa giderek düşmeye devam edecek. Bu bir gerçek. En son Mark Henry. Evet, Hazreti Süper Dragon Samoa Joe büyüktür, Raw Roster demiş. Yani hadi Ege, Din hariç diyelim, sen de katılırsın buna. Olabilir. Yani beğeniyorum Samoa Joe, bence senaryo almalı. Senaryo aldıkça büyüyecek bir güreşçi. Yani gene Lesnar'a sövmeden geçemeyeceğim. Adam Joe'nun momentumunu düşürdü. Yazık ediyor abi herkese. Bir de bir yıl bu adam kemer tutacak. Farkındasınız değil mi WrestleMania'ya kadar? Bir yıl boyunca biz bu adamı kemerle seyredeceğiz. Ya öyle deme. Belki hayır, 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 hayır.
Hayır hayır, seyretmeyeceğiz işte. O yüzden şanslıyız. Ne olacak? Doğru. Adam yok adam. Ne? Doğru. Kemeri al, kemeri aldı, evine götürdü adam. Bir daha kemeri göre bak. Doğru. Adamlar kıtlıktan shield döndürmeye başladılar. Çok çaresizler, ben söylüyorum ya. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Taner ne yapıyorsun? Benlik bir şey yok, ben yapmadım. Sen yaptın. Ege ne yapıyorsun? Lan ben yapmıyorum, manyak mısınız? Benden de bir şey çıkmadı. Ege senden geliyor, kapatsana. Ege senden geliyor Ege. Ne geliyor ben? Aman okuyayım, hemen Taner, hemen Taner, her şeyi Taner ol. Küfür etme, küfür etme. Pardon, unuttum. Hani bayağıdır yapmıyoruz ya. Şey. Ege, pantolonu çabuk giy. Ege Emroz deyince şey yaptı galiba. Daha iki segment var, sıkıntı yok. Şu oralar mikrofonun sesini kapatsana Ege. Niye? Kapat bir. Benden bakın, kapatayım, tamam. Teşekkür ederiz. Oh, evet tamam. Arkadaşlar. Daha Ege sunuyordu şovu, şimdi ne yapacağız? Tamam, biz söylüyoruz Ege'yi. Tamam dur, ben devam edeyim o zaman. Arka alan olayları var bundan sonra. İşte Ege şimdi... kapat şunu ya. Lan susayım mı? Sus da be. Lan lan onu konuşma, ciğerini sökerim seninle. Hakan yavaş. Ah, ciğerimi söktüm. Devam ediyorum. Evet. Buyur kardeşim, devam et. İşte Charles bunları yakalıyor. Shield'ın geri döndüğünü falan soruyor. Reigns onların burayı yöneten 3 kişi olduklarını söylüyormuş. Seth'de son believe that Shield diyorlar, gidiyorlar. Hani arkalarına dönüp gidiyorlar. Bu sanırım Shield'ı gördüğümüz son şey. Burayı konuşacak mıyız? Yok. Tamam. Alıştık. Konuşmayacağız, inleyeceğiz burada. Yani, zaten konuşmuş kadar olduk, evet. Neyse. Sonra Mickey James geliyor ringe. İşte diyor ki benim için önemli olan tek sayı 7 diyor. Yani çünkü diyor 7. defa şampiyon olacağım diyor. Alexa'yı diyor işte halledeceğim diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Sonra Alexa geliyor. WWF sponsorluğunda bir klip hazırlatıyor. Champions of Yesteryear, yani geçmiş yılların şampiyonlar adında. Bir güzel orada yaşından giydiriyor falan. En son şey diyor, yatma saatin geçmedi senin, yine sen niye hala buradasın falan diyor. Mickey James işte bunu ringe çağırıyor. Gel diyor, hadi adamlığını görelim diyor. Alexa Bliss ringe doğru ilerliyor. Girmiyor ringe. Sonra Mickey James onun saçından yakalıyor. Diyor ki ulan seni dedi diye yakalıyor şöyle saçından. Ringe atıyor, bir güzel dövüyor. Sonra Alexa kaçıyor. Bitiyor segment. Evet, konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız? Alexa Bliss'in kıyafetini beğendim. Evet, konuşacağımız tek şey bu çünkü. Çok başka bir şey. Ya. Bugün ya. Öldük diye mizahşör modundayım böyle. Gerçekten yani bir şey diyemiyorum. Ama yalan mı? Numan da aynısın dedi bana. Doğru. Devam edeyim mi, duruyoruz mu burada? Buse'yi bağlayacağım şimdi, seviye oralara düştü hadi ya. Bu tamam dur. Nerede? Gitti. Yani Numan burada da şey gitti. Dener gitti yine. Numan diyorum ben. Numan'a ses yok. Ya bilmiyorum Numan. Buradayım oğlum ben. GFW seviyordur arkada. Aga bana kalırsa şu var. Abi Alex'in hazırlattığı video falan çok efsaneydi ya. Abi ben acayip güldüm ya. Öyle böyle değil yani. Ve tabi Alexa'nın kıyafeti de efsaneydi. Onu da geçmeden, onu da seninle elemeyeceğim. Zaten 2-3 tane avatar konmuş hemen. Alexa'nın kıyafetli haliyle. Ama o çok güzel bir kıyafetliydi ya. Daha ben şimdi ileride direkt avatarımı değiştirmek istemiyorum, çok koymadım da yani ben de bayıldım kıyafete. Eyvallah. Sonra arka alandayız. Kurt Angle'ın yanında Bayley ve Sasha. Sasha var. Konuşuyorlar işte, Asuka'nın dönüş klibini izliyorlar falan. Bayley diyor ki ben çıkacağım. Sasha diyor ki ben çıkacağım. Alicia diyor ki ben çıkacağım. Emma diyor ki ben çıkacağım. Dayı ne diyor? Ben çıkacağım. Kurt Angle da diyor ki hiçbiriniz çıkamayacaksınız. Önce bir maça girin diyor. Maçtan diyor ki resmen Asuka ile kim dayak yemek istiyor maçına çıktılar. Abi yazık vallahi o konuda. Asuka bir şampiyon mu abi? Asuka ile niye maça çıkmak için bir de Battle Royale yapıyorlar? Ya da eliminasyon yapıyorlar. O kadar hype'la gidersen sana da yaparlar yani kardeş. Adam yani kadın. Bu yeni mi? Bir yıllık reyni falan bizi bekliyor yani, hazırlanır şimdiden. Son iyi günlerimiz. Bir yıldan fazla belki de.
Bence yine NXT'deki kemersini geçer büyük ihtimal. Yani geçecek yani, kesin bir şey yok. Büyük ihtimal geçer yani. Sonra CW aksiyonu var. Bunu 205 Live izleyenler için yani kilit bir maç senaryo için. Mustafa Ali ile Cedric Alexander, Brian Kendrick ile Jack Gallagher'a karşı. Jack Gallagher ile Kendrick zaten son zamanlarda Alexander'a arena idare ediyorlar sürekli. 205 Live izlemeyenler için şimdi spoiler vermeyeyim de. Gallagher niye yelekle güreşiyor? Kardeşim adam kundura ayakkabı giyerek geliyor ringe ya. Moralim çok bozuk. Millet MILF şampiyon istiyoruz demiş. Alın işte Natalya şampiyon yetmiyor mu? Yani şat fire. Doğru. Çok doğru konuşması ya. Şirket istediğinizi veriyor. Yetmiyor demiş. Abi bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de Mickey James alır şimdi şampiyonluğu. Oo! Artık Super Dragon oradan. Mickey James hak ediyor bile. Mickey James gibi milf olsun, gelsin bir de bana kosun. Ah! Kardeşim arada, yapmayın emmeğinizi seveyim. Güreş Türkiye'nin viral reklamını yapayım. Bu arada VIP bölümümüzde Mickey James'e ait çok güzel fotoğraflar bulunuyor. Yalnız ben atayım ben chatbot'tan. Ben çok uygun fiyatlarda VIP'e bekliyoruz hepinizi. Yalnız şu var. Ben modum ve bende de VIP bölümü yok yani. Bu yüzden kınıyorum görü. Kardeşim. Tam modsun çünkü süper mod co-admin rankını vermediler Numan. Anladık. Ağla. İşte maç çok aksiyonlu geçiyor işte. Dur hangi maçtan bu maçı unuttum bil konuşmakta. Evet, Cruiserweight maçı. Mustafa Ali, Cedric Alexander, Kendrick Gallagher maçı. Maç çok sağlam geçiyor. Sonra Kendrick Mustafa Ali'yi Slice Braid No. 2 ile tuş ediyor. Maçı kazanıyor falan filan. Bir şey söylüyor musunuz? Tuval'ı izlemiyorum. Bilmiyorum o yüzden fazla. Brian Kendrick gerçekten çok büyük güreşçi olabilirdi ama Triple H onu Royal Rumble 2009'da 2008'de ringden atamadığı, 2009. Neyse ikisinden biri ringden atamadığı için maalesef bugünün kara talihi yazıldı. 205 Live'da kendisine başarılar diliyorum. Evet. Sonra Miz Kurt Angle'ın yanına geliyor. Kurt Angle hemen konuşuyor işte maçı iptal etmiyorum boşuna zırlama diye. Veya zırla bana ne falan yapıyor böyle. Sonra Miz de diyor ki hayır diyor biz diyor maçı istiyoruz diyor. Sheamus ve Cesaro ve ben diyor. Onlardan diyor yeni bir Shield doğuracağız diyor. Ama diyor dikkatimi bir şey çekti diyor. Dean Ambrose çöpü tırnak içinde. Dean Ambrose konuşmasında diyor demiş ki 4-3 değil. Tüm Raw roster'ını karşımıza koyun yine tokatlarız bir Shield olarak falan demiş. Doğru. Sonra biz de diyor ki ben diyor o zaman diyor ben bir tane daha adam istiyorum diyor. Madem bu kadar kendine güveniyor diyor ispatlasın diyor. İşte kimi istiyorsun falan deyince kamera bir dönüyor. Kameramana kapı uçuyor orada. Braun Strowman kapıya tekme atıyor kapı uçuyor kameramana. İşte ondan sonra geliyor Kurt Angle sinirli bakıyor hiçbir şey söylemeden. Zaten aralarında 50 santim fark var. İşte ondan sonra bakıyor böyle sinirli sonra gidiyor sonra zaten maç duyuruluyor. Bu segment hakkında ve Braun Strowman'ın maça eklenmesi hakkında neler diyorsunuz beyler? Braun Strowman'a yazık olacak. Abi açık söyleyeyim abi Shield üçlüsünü yani abi. Üç mutantı yenmelerini abi bize takar. Abi bütün Raw roster gelsin abi adamlar gene şey yaparlar abi her türlü yenerler ya. Yani Strowman'a yazık olacak kısırası. Olayı söyleyeyim mi? Önce diğer üçünü dövecekler böyle haşa seçecekler. Sonra Strowman'ı kutlamalar eşliğinde dövecekler. Ondan sonra çat çat finish, spear, triple power bump, shield wins, yumruklar birleşir. Aklıma Braun Strowman'ı, James Ellsworth'un Braun Strowman'ı elemesi geldi. Ne günlerdi ya. Ellsworth'a katlandık geçen yıl. İşte var mı söyleyeceğiz başka bir şey? Buğra Gür, ses ver. Bu Mustafa Ali 5 sene, 6-7 sene önce WWE'de miydi ya? Yok. Ha Muhammed Hasan'mış bu. Özür dilerim. Muhammed Hasan. Soyadı Ali. Alıştı. Şimdi devam ediyorum o halde. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yok. Sonuca bağlayalım ufaktan. Güzel bir şey oldu. Dur daha bir şey. Allah. Ege hiç son maça girmek istemiyor ya. Hayır Ambrose bitti ya o yüzden. Gerçekten
Hemen sonuca bağlanması EG'nin. Adam neyse. Hiç neyse hadi. Bugün Roka döndü ha. Finn Balor geliyor ringe. Şey, Finn Balor ringe girerken burada bu çok ayrıntı. Too sweet chant atıyor seyirciler. Her zaman yapıyor onu ya. He? Abi, son birkaç hatam yapıyor onu. Her zaman yapıyor seyirci, onu. Bu seyirci de çok iyiydi ha. Normalinden çok daha smart fan sayısı yüksekti. Ben bayağı beğendim bu haftaki seyirciyi. Sonra işte Balor çıkıyor diyor ki Wyatt diyor ağlayana biber on diyor. Hani adam sen çık karşıma falan diyor. Sonra Wyatt ekrana gelemiyor. Sandalyesi geliyor. Sonra Wyatt da geliyor. Sonra işte Wyatt konuşuyor falan. Size bir yiyelim burada olduğunu söylüyor. Hani o el fenerine, el fenerine ya. El lambasını üflü I'm here diyordu ya. Bu sefer de Sister Abigail is here diyor da üfleyecek bir şey yok. Direkt Photoshop'la Sister Abigail geliyor oraya. Sister Abigail sen ona yalan söyledin diyor. Sen... Abi sözünü bölüyorum kusura bakma. Duvak giymiş Bray Wyatt. Bu kadar abi bir de alttan Ben açıkçası abi, çok beğendim yani. Abi alttan bir de bıyıklar da gözüküyor. Alttan bir de bıyıklar da gözüküyor. Abi gelinlik yiydi. Kardeşim telli duva giymiş yani. Adamın belki hayali. Niye dalga geçiyorsun ya? Aa Jojo'ya çakarken öyle demiyordu ama. Ya bu Ege'nin pislik olması. Ege'nin pislik olması. Doğru. Yayında buraları keser çok mutlu olacak. Neyse. Sister Abigail konuşuyor işte falan. Sen ona yalan söyledin diyor. Sen onu yaraladın ama diyor. Bir tarafın bana yetmez diyor. İçindeki şeytan ufak bir tavşana çevireceğim falan diyor. Kaç diyor sen beni diyor yenemezsin diyor. Sonra gülmeye başlıyor. Sonra Bray Wyatt da gülüyor. Sonra Finn Balor korkuyor böyle ne oluyor lan ben nereye düştüm bakışı atıyor. Böyle segment sonlanıyor evet. Abi bu arada Sister Abigail'ın Bray Wyatt'ın ruhunu hani işgal etmesi gibi bir şey oldu. Yani gene ortada yine Sister Abigail yok. Gene... Bilader bu Sister Abigail olmadı. Sister Abi oldu ya. Abi yok. Yok lan bu direkt brother Abigail oldu bu. Sister Abigail resmen Bray Wyatt'ın ruhunu işgal etmiş. Onun içinden konuşuyor. Yani gene ortada bir Sister Abigail olmayacak. Allah kahretsin bu konuda da. Her neyse. Aynen güzel orada o konuyu geçelim de. Kim olsa? Paige. Ya be Paige değil Nikki Cross. Yakışırdı. Nikki Cross'a çok yakışırdı var ya. Ha. Neyse işte. Abi şey vardı. Bir tane yorum vardı. Brad Maddox ve Xavier Woods are on the same page diye böyle. Çok yalnız ben bir Paige fanıyım ve bunları konuşmasını istemiyorum. Sağ mısın lütfen? Tamam. Çok ayıp. Ayıp. Tamam. Konuşuyor. Sıkıntı yapma. Ne? Bu arada bir saniye. Bir saniye. Birer reklam. VIP bölümümüzde Paige'in fotoğrafları da var. Neyse. Ne? Doğru. Biliyoruz. Doğru. Üstad ben söyleyeyim de VIP satışlarını bir patlatalım burada. Doğru. Şimdi. Bu segmenti ben alayım. Balor konuşmak istiyor muyuz beyler hala? Ya diyecek bir şey yok. Bence segmentteki en ilginç şey Sister Abigail'in değil, Sister Abi'nin olması ve Bray Wyatt'ın bizi yani kandırıyor olması yani. Başka bir şey düşünemiyorum ben ya. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ascension bıyık takıp geldi ya. Onlar daha iyi karakter şey değiştirmişti, kılık değiştirmişti yemin ediyorum bak. Aynen. Baba bu neydi ya? Evet. Bağlayalım. Hem maçın amacı olarak rezil hem de maçı kendisi olarak rezil bir maça geliyorum. Kadınlar maçı. Kazanan Asuka'dan dayak yeme şerefine kavuşacak. Evaki'si Emma oluyor. Aynen. Dakikasını kendi seçecek. İstediği kadar dayak yiyebilir. Sıkıntı yok. Maç 5'li. İşte Bayley önce Dana Brooke düşürdü. Bu arada Bayley de kalıplaşmış ha. Kilo almış. Bana Discord'a bir şey diyeceğim. Bana Skype'dan yazdığını sesler çıkıyor. Valla keseceğim. Ha? Keseceğim mi? Aha. Ya neyi keseceksin yani. Hadi. Aaa. Neyi büyümüş? Neyi? Biri... Numan'ın dikkatini çekmiş ama yalnız değiliz.
Tamam kardeşim. Bence de burayı benim, keselim. Evet. Benim o maç boyunca gözlerim kanadı hiç. Sasha Banks eliyor. Bol borçlu tabii ki. Borçlar eksik yok. Alicia Fox pes ediyor. Emma da roll up'ı almaya çalışırken bizi öldürüyor ama sonunda kazanıyor. Ondan sonra Asuka'dan dayak yeme hakkına sahip olmuş oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Yalnız şu var abi, maçtaki en büyük borç Emma'dan çok Alicia Fox'ın finisher'ıydı ya. Tam bir rezillik. Yok abi o değil. Alicia Fox'la Emma böyle anlaşıyorlar. Hani köşedeki birine saldırmak için. Emma Alicia Fox'u diyor, Emma arkasında onu tuş almaya çalışıyor ya böyle. Ömürler bitiyor, yapraklar dökülüyor, yeni çiçekler açıyor ya Rabbim. Hani 25 saniye sürüyor, oradan onu öyle çevirecek. Sesler falan geliyor oradan, bir şeyler oluyor. Abi çıldırdım ben bu maçta. Neyse bunu geçelim, konuşmayalım da fazla ya. Bir de roll up yapmak için böyle gözümüzü kanattılar yani. Roll up yapmak çok zor bir şey değil bildiğim kadarıyla bir güreşi bilen biri için. Ben bile yaparım yani. Abi bir 10 saniye sürmüştür kafadan ya. İlk sıra aldım, 6 saniye sürdü işte, sen düştün. Nikki ile yakın zamanda takılmış olmalı demiş. Zaten Nikki ile takılan da oluyor ya. Neyse. Söylüyorsunuz mu bir şey? Dur buradan bir soru sormak istiyorum. Sizce Emma kaç dakikada ayak yer? 2 dakika 3 saniye. Bence şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Büyük ihtimalle 3 dakika dayak yiyecek. 3-0 işlere tuş olacak. 3 dakika dayak atacak. 3-0 işlere tuş. Abi bence direkt maç başlayacak. Asuka finisher vuracak, bir çek abi olay. Hiç sanmıyorum ya. 6 saniye falan. Öyle. Yani öyle bir şey görüyorum. Oranları açalım. 3 dakikanın altında diyenlerin için oran 1-0-5. 3 dakikanın üstünde diyenler için oran 10-25. 3 dakikanın üstünde diyenler için 1 aylık değil mi o? 3 dakika altı banko. Riske girmeyin beyler. Sürpriz kuponlarda kullanabilirsiniz. Neyse. Boş. Bir maçtı işte. Boş. Neyse. Çok boş. Arka alan zaten bu söylediklerimizin devamı aslında. 3'e 4 handikap maçına döndüğünü söylemiştik. Finn Balor bir şeyler söyledi işte, zırvaladı. Bir de Kalisto Enzo hakkında konuştu. O zaman main event'e salalım istiyorsanız. Steel Cage maçını da duyuyoruz. Steel Cage maçı. Onu show'dan sonra söyleyeceğim. Tamam. Yani üçüncü hafta sanıyorum üst üste Cruiserweight'ler gene main event ama bunun sebebi Cruiserweight'lerin olması değil. NBA maçları tabii ki. Aynen. Üstlerini alın, üstünüz alınmayın yani. Lumberjack maçı başlıyor. Enzo Amore bu sefer dövüşmeyi öğrendi sanıyorum ki. Standart bir güreşçi düzeyinde güreşebildi ilk defa. Takdir ettim kendisini. Sonra amaç Enzo'ya dalmakken hepsi birbirine dalmak. Yok benim... Kanka benim anlamadığım bir şey var ya. Bu Enzo bütün Cruiserweight divizyonuna düşman değil miydi abi? Bu heel'lar bu adama niye dalmadı abi aşağı düştüğünde? Böyle çok saçma geldi bana. Bön seyrettiler böyle. Maç ile ilgili söyleyebileceğim en olumlu şey Superplex. Aynen. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm en iyi Superplex'lerden biriydi. Kalisto be kardeşim. O da çok güzeldi. Cruiserweight'e yakıştı yani birader. Ya abi benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Enzo ne yaptılar ring kenarında 12 kişi birbirine girdi. Ne dedi de orada 12 kişi birbirine girdi. Hadi biri bana bunu anlatsın. Hepiniz birbirinizin sevgilisini aldatıyorsunuz falan mı? Ama öyle bir şeydi de herhalde. Sözü kimden demiştir belki de. Sevgilinizin sevgilisiyim yani falan mıydı? Ne yaptın? Hepinizin sevgilisinin çocuğu bir yandakinden. Hayır ben bir ara öyle bir şey gördüm ki Kendrick'le gelen ördek dalıyordu birbirine, sonra dediler ki dur lan biz takım arkadaşıyız bekle. Çok saçmaydı ya o konu, orası vallahi konuda. Abi de şu var işte, bu normalde Enzo bütün Cruiserweight divizyonu düşmanı değil miydi abi? Niye Cruiserweight'ler beklediler, damladılar Enzo aşağı düştüğünü? Dedi ki heel tarafı. Beklediler, bildiğin mal gibi beklediler. Adamı sonra ringe falan aldılar, bir şey yaptılar. Bir de işin komedisi şu, heel taraf bir de Kalisto ring tarafında ringden aşağı düşüyordu ama bir de dağıldılar Kalisto'ya. Hayır bir de şöyle bir durum var bak. Bir tane bir kere düştü. Hani şey ayağı çekti dersin hani, bir daha gelirsen sonun böyle ama adam ikinci defa da düştü, ikinci defa da seyrettiler. Üçüncü defa Kalisto düştü, Kalisto'nun ağzına yüzüne vurdular orada. Çok saçma öyle orası, bana hiç inandırır gelmeden orası. Bir evet. De ben bir,
Bir de ben kuralları bilmiyorum. Lumberjack maçında dışarıdan biri tuşu bozabiliyor mu? Hiçbir şey yapamıyor. Her türlü devam. Lumberjack ama... belki güreş tarihinin en saçma maç türüdür. Çünkü şöyle bir durum var. 2.99'da Mustafa Ali tuşu bozuyor. Enzo'nun tuşunu bozuyor. Bozabiliyor. Dışarıdan müdahale edebiliyor. Ha, bilmiyorum. Bir şey sonra. Olay o zaten. Olay o zaten. Eşya yok. Kendin de alabilirsin. Aynen öyle. Evet, Raw Show'una 5 üzerinden puanlarınız. Ege yürüten. Shield 5 veriyorum ben direkt. Hiç kalmadı. Numan İnci. 4. Fatih. Abi SmackDown'u çok daha iyi bekliyorum. O yüzden SmackDown'a yer kalsın diye 4 veriyorum ben de. Ben de 4 verenlerdenim açıkçası. Güzel bir show oldu. Bu güzel yayın için hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek günlerde görüşmek dileğiyle. Aynı zamanda Taner de katılımcıydı fakat internetinden dolayı çok bizle birlikte olamadı. Onlara da çok teşekkürler. Mehmet Dinler ise dersi olduğu için yüksek lisans üniversiteyi bitirdi arkadaşlar. Not düşelim. Fakat yüksek lisans yaptığı için aramızda değildi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vizeler okula, üniversiteler vizelere, herkese hoşça kalın. Aynen öyle.